Herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım arkadaşlarım, dostlarım, gönüldaşlarım, izleyicilerim, danışanlarım, takipçilerim ve YouTube ailem. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, benim için çok güzel bir akşam. Bu akşam gerçekten biraz böyle geç vakit oldu yüklemem ama biliyorum ki beni siz kanalımda hasretle ve özlemle bekliyorsunuz. Ben de sizlere bu akşam şöyle güzel bir, tabii ki benim orijinal kartlarımla, benim bireysel açılım kartlarımdır aynı zamanda. Şöyle YouTube aileme güzel bir dervişe soru açılımı yapmak istiyorum. Ama ve lakin, tabii uzun zamandır geri dönüşlerim harika. Bireyselden maşallah subhanallah diyelim. Allah nazardan saklasın. Ama bu gece daha da bir özel oldu benim için. Çünkü uzun zamandır, 3 yıl bitti, 4. yılımıza girmiştik artık, 4 yıldır birlikte yol aldığım, çok 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 sevdiğim, en kıymetli, en değerli, böyle en benim için özel danışanlarımdan birinin evliliğe ilk adım haberini aldım ki zaten çok var yani çoğunu da. Kimisi nazar olmasın diye paylaşma abla diyor, kimisi işte paylaşabilirsin diyor. İzin aldıklarım mümkün mertebe Instagram sayfamda zaten paylaşıyorum sizlerle. Ama bu gece benim için gerçekten hani çok böyle çok naif, çok böyle biliyorum sizler de öylesiniz çoğunuz ama hani gerçekten onun mutluluğuyla ben de çok mutlu oldum. Zaten sizlerin mutluluğuyla ben de mutlu oluyorum. Havacım inşallah buradan da bir kere daha seni tebrik ediyorum. Çok şükür, bin şükür, çok güzel yol aldık ve çok güzel mutlu sona da ulaştık. İnşallah mutluluğun daim olur sonsuza kadar diyorum. Ve darısı diğer danışanlarımın, diğer takipçilerimin başına diyorum ve bunu canı gönülden istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Hadi bakalım dervişe sor yapalım mı? Uzun zamandır yapmadık. Bir Makbuş abla klasiği olan dervişe sor açılımıyla sizlerle birlikteyim bu akşam. Hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Evet, kartlarım biraz artık bayağı bir yıpranık olduğu için, biraz değil bayağı bir yıpranık. 40 yılın ağırlığı var üzerlerinde. Kolay değil. Şimdi şöyle karıştıralım bakalım. Dervişe sor yapıyoruz canım gönül dostlarım. Her zaman olduğu gibi birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle siz canım kolektifime niyet alarak kartlarımı şöyle bir karıştırıyorum. Ve tabii ki bu açılımlarım, bir daha söylüyorum, bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlardır. Siz kendi hikayenize göre buradan alın. Yani size uyan kısımları alın. Ve tabii ki daha bireysel, daha özel danışmanlık isterseniz de videolarımın alt bandında olan 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan da benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve tabii ki kanalıma ilk kez denk geldiyseniz ve benim enerjimde, benim rehberliğimde devam etmek istiyorsanız lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca tabii ki yorumlarınız, beğenileriniz benim için o kadar kıymetli ki çok teşekkür ediyorum şimdiden. Yorumlar ve beğeniler yapmayı da sakın unutmayın. Tabii ki süper teşekkürlerle de destek verdiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şimdi derviş açılımı için kartlarımı niyetledim. Şöyle bir kartlarımı sizlerle baş başa bırakacağım. Şöyle bir odaklanacaksınız. Rezone olacaksınız. Ben de bu arada ilk kez denk gelenler için de şöyle bizim bir derviş açılımımızı biraz anlatayım istiyorum. Şimdi derviş açılımı patentini almayı düşünüyorum bunun. Sadece bana ait olan özel bir açılımdır. Derviş biliyorsunuz bütün tarot destelerinde önemli bir karttır. Bilgeyi temsil eder, bilgeliği temsil eder, iç sesinizi temsil eder. Aynı zamanda da ben de benim yorumlarımda
yolunuzu, yönünüzü ve önünüzü aydınlatmak için size rehberlik eden bir karttır. Zaman zaman da tabii bir şeyleri görünürün arkasında göremediğiniz şeyleri de bize bildirir. Şimdi bakın tabii kartların sağına soluna işte önüne arkasına gelene göre de anlamlar değişiyor. Zaten bilenler biliyor. Şimdi canım gönül dostlarım, kartlarıma odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz ve dervişe bir soru soruyorsunuz. Şimdi benim dervişime siz bir soru soracaksınız. Neden? Ben uzun zamandır şu konuda yolumu göremiyorum, yönümü kaybettim, önümü göremiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum, şaşırdım, kaldım dediğiniz her ne varsa, bakın her ne varsa, aşk hayatınız olur, iş hayatınız olur, çoluğunuz olur, çocuğunuz olur, arkadaşınız olur, işiniz olur, gücünüz olur, aileniz olur, akrabanız olur, olur da olur. Yani kafanızda o sorunun bir türlü cevabını bulamadınız ya da bu cevabı arıyorum ama ne yapmalıyım dediğiniz ne varsa dervişe sorun. İllaki benim söylediklerimden mutlaka sizin sorunuza yanıt verecek şekilde bir mesaj alacaksınızdır. Bundan adım gibi eminim çünkü yıllardır bu açılımı yaparım. Yıllardır da geri dönüşü her zaman çok şükür bin şükür hep olumlu olmuştur. Şimdi sizler de odaklanıyorsunuz, sorunuzu soruyorsunuz dervişe ve biz dervişten cevap isteyeceğiz. Bakalım derviş size nasıl cevaplarla gelecek, nasıl sizin yolunuzu ve yönünüzü aydınlatacak. Hadi bakalım mı hep birlikte? Şimdi sorularınızı sordunuz. Şöyle bir kartlarımı toparlıyorum ve hemen bakalım, şöyle seçemiyorum çünkü artık çok yıprandığı için çok zorlamak istemiyorum kartlarımı. Zaten cevapları gelecek size. Hadi bakalım şimdi derviş için sorularınızı cevaplama zamanı. Bakalım benim canım gönül dostlarım dervişimize neler sordu ve dervişimizden nasıl yanıtlar gelecek, hep birlikte bir bakalım. Evet, şimdi şuradaki merkez kartımız size dervişin net cevabı, yani buradaki soruların totalinden gelen sonuç kartıdır bilginize. Hadi bakalım ilk soruyla başlayalım. Bakalım dervişime neler sormuş benim canım gönül dostlarım, benim YouTube ailem. Bakalım ne diyormuş. Hadi bakalım. Şimdi ilk etapta enteresan bir şekilde bir anlaşmayla geldi. Şimdi canım gönüldaşlarım, burada ilk soruda şöyle diyor. Yani size gelen soruda anlaşmazlık yaşadınız. Şimdi kafanızda bir hedef var. Şimdi bu hedef aşk hayatınızla ilgili olur, iş hayatınızla ilgili olur. Uzun zamandır, özellikle birli bir zamandan beri. Bu bir yıl içinden beri olur, birinci ay olur, ayın 1'i, 11'i, 21'i olur gibi. Yani birli bir zamandan beri kafanızda koyduğunuz bir hedefe odaklanmışsınız. Bu hedef nedir? Evlenmek olur, boşanmak olur, taşınmak olur, iş olur. Hangi konuda bir hedef koyduysanız bu hedefe ilerleyeceksiniz diyor size derviş, ama bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için de bir çaba sarf edeceksiniz. Ayrıca eğer ki bir iş anlamında, iş manasında bir soru sorduysanız dervişe, iş hayatınızla işte belki bir iş kurmak olabilir, işinizden çıkıp başka bir işe geçmek olabilir ya da işinizde ilgili kafanızda sorun yaşadığınız ne varsa onunla ilgili bir anlaşmaya gideceksiniz. Ama bunun içinde dediğim gibi belli bir süre bir mücadele ya da savaş vermeniz gerekebilir. Şimdi burada çok enteresan, yola yol geldi. Çok enteresan. Bakın şimdi burada yurt dışı bağlantılı bir soru sorduysanız ya da bulunduğunuz şehirden başka bir şehirle ilgili ya da bulunduğunuz ülkeyle bağlantılı, yani başka bir ülke, yurt dışı da olabilir ve ya da oralardan beklediğiniz, istediğiniz, gelmesini istediğiniz, bana yol yapacak mı, bana işte gelecek mi diye düşündüğünüz kim varsa, böyle biriyle ilgili bir soru sorduysanız da eğer yakın bir zaman dilimi içerisinde, ki bu yakın zaman diliminde 3 olarak veriyor size derviş. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içinde, 3. ay olabilir. Bu arada zamansız zamana açılımdır. İzlediğiniz andan itibaren alın bunu. Üçlü bir zaman dilimi içerisinde niyet ettiğiniz ya da sorduğunuz kişiyle bağlantılı
bir yolculuk ya da bir seyahat söz konusu olacak size. Ha bunu mecazi anlamda olarak söylersek de hani bana bir yol yapacak mı? Benim için bir yola çıkacak mı? Ya da benimle ilgili işte bir yolu var mı diye düşünürseniz de bu yol içinde bakın yola yol geldi. Her halükarda bir yol, bir kavuşma ya da mecazi anlamda çıkılacak bir yol gündeminizde olacak. Bakalım diğer soru neymiş? Ha, şimdi burada net keskin bir bitişle ilgili. Bakın size özellikle yakın şöyle bir zaman verebilirim. 10 saat, 10 gün, 10 hafta, 10 ay içi, 10. ay ya da 10'lu bir tarihte yaşadığınız bir olumsuzluk, bir yıkım ya da net keskin bir bitişle ilgili. Örnek veriyorum. Eşinizden ayrılmış olabilirsiniz, boşanmış olabilirsiniz, sevdiğinizden ayrılmış olabilirsiniz. Ya da işinizden ayrılmış olabilirsiniz gibi gibi gibi. Yine sorduğunuz soruya göre alın burada. Çünkü burada bir net keskin bitti. Hatta artık bitti. Asla olmaz. Artık yıkıldık. O bitti gitti dediğiniz bir konuyla ilgili bir soru sorduysanız inanılmaz bu konuda hırs yapmışsınız. O kadar hırslanmışsınız ki evet aslında bitti belki ben de bittiğini biliyorum ama hani tekrar biz bir anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğar mıyız? Tekrar yeniden bir şeyler olur mu? Ya da işte ben bu konuda hırs yaptım. Benim istediğim o hırs yaptığım şey gerçekleşecek mi dediyseniz sabredin bakalım bir beşli zaman. O istediğiniz, hırs yaptığınız konuyla ilgili de o net keskin bitiş diye düşündünüz ama tekrar bir an kokuşu gibi küllerinizden yeniden doğacağınız bir sürece gireceksiniz. Hadi bakalım diğer sorumuz neymiş? Şimdi burada özellikle çevrenizde size işte kötülük yapmak isteyen ya da kötülük yapmayı düşünmüş kişi ya da kişilerle bağlantılı bir soru geldi. İşte şu bizim için kötülük yapıyor mu ya da kötülük düşünüyor mu ya da kötülük düşünen bu kişilerden ben nasıl kurtulabilirim ya da bana bu zarar veren insanlar benim etrafımdan uzaklaşacak mı gibi gibi tarzında bir soruyla geldiyseniz eğer derviş diyor ki size şu anda diyor bir şeyleri görme, duyma, konuşma, kadere ve akışa bırak. Çünkü bu soruyu soranlar özellikle bu tarz bu ve benzeri soru kipinde gelenler. Bakın canım gönül dostlarım bir şeyleri akışa bırakın, görmeyin, duymayın, konuşmayın. Lütfen sabırsız davranmayın. Sadece sabırla akışta kaldığınızda bunun geri dönüşünü olumlu bir şekilde alacaksınız. Önemli olan sizin sabırla beklemeniz ve dediğim gibi görmeyin, duymayın, konuşmayın mümkün mertebe. Ve burada ihanet ve bitiş. Evet. Şimdi burada yine dervişe ihanet sonucunda biten bir boşanma, bir ayrılma ya da bir sıkıntılı durumla ilgili soru sorulmuş. Evet bir ihanet ya da var mı yok mu gibi hani kafanızda eğer bir ihanetle ilgili bir soru işareti var ise ki burada da en çok ayrılma korkusuyla geldiniz. İşte kaybetme korkusu, ayrılma korkusu, sadakatsizlik, güvensizlik hepsini böyle barındıran bir soruyla gelmişsiniz. Şimdi burada bir şeyler aslında evet siz hala kalbinizden yüreğinizden bir şeyleri sabitlemişsiniz takıntı haline getirmişsiniz bu konuyla ilgili ama bununla bağlantılı evet bir bitişe doğru gittiyseniz ya da bir bitiş yaşadıysanız da hala sorduğunuz soruyla ilgili aslında kalbinizde farklı bir hissiyat var yani birinin belki size ihanetini görmüş olabilirsiniz ama hala kalp sesinizde işte onunla ilgili bir şeylerin değişeceğini, sizin hala onun nezdinde ya da onun nazarında, onun gözünde kıymetli ya da değerli olduğunuzu düşündüren bir kalp sesi yaşıyorsanız ki bu aynı zamanda da kutsal bir bağı temsil eder, hala onun için aslında kutsal ve değerli olduğunuzu fark edeceğiniz bir zaman dilimi var. Sadece burada bir rölantide kalmanız gerekiyor. Bir beklemede kalın bakalım. Evet o sıkıntılı yaşadığınız hainlik ve ihanetin arkasından ilahi adalet de tecelli edecek. Ve sizin aslında ne kadar doğru ya da kutsal olduğunuzun farkına varılacak.
Evet, sıkıntılı bir ayrılık. Şimdi burada size otoriter, zalimkar ya da baskıcı davranan bir karakter. Bu ilişkiniz olabilir, patronunuz, müdürünüz olabilir gibi gibi. Yine kendi sorunuza göre alın burada. Çünkü sıkıntılı bir ayrılık yaşanmış, sıkıntılı bir vedalaşma yaşanmış. Hani bir videomuz var ya, o kedi buraya gelecek diye. Hani bana umutlarla, vaatlerle tekrar gelir mi ya da geri dönüş olur mu gibi bir soru sorulduysa, evet. Buna da dervişten gelen cevap yedili bir zaman içerisinde. Özellikle bu tarz sıkıntılı bir bitiş yaşamışsanız ya da bir baskı ya da manipülasyon sonucunda bir yerlerden ayrılık yaşadıysanız, işte iş yerinizden ayrılmış olabilirsiniz, sevdiğinizden ayrılmış olabilirsiniz, işinizden ayrılmış olabilirsiniz, bir arkadaşınızdan ayrılmış olabilirsiniz, ne bileyim oğlunuzdan, kızınızdan ayrılmış olabilirsiniz gibi gibi gibi. Yine sorunuzun şekline göre burada alın. Evet, sorduğunuz soruda cevap şu ki, evet siz bu sıkıntılı ayrılığı yaşadınız ama o ayrılık yaşadığınız kişi yine size vaatlerle, umutlarla tekrar geri gelecek. Sizin ettiğiniz dualar yerini bulacak diyor. Evet, ay bu çok güzel. Evet evet, hemen şöyle gösterelim bakalım. Şöyle kolyenin ucundaki yüzüğü görüyorsunuzdur umarım. Özellikle bakın. İlişki bağlantılı, işte bizim ilişkimiz evliliğe gider mi ya da ben hep daha iyi davrandım bu ilişkide, daha fedakar davrandım ama bir karşılık alabilecek miyim, en azından bu ilişkinin adı konulacak mı, ciddiyete gidecek mi ya da bir hediye bekliyorsanız hediye gelir mi gibi gibi bir şey sorduysanız ki burada bunun karşılığını dörtlü bir zaman içerisinde alacaksınız ve bakın onlu bir zaman sizin adınıza bir kutlama, başarı ve zafer olacak. Özellikle bir ilişkiyle ilgili, bakın bir daha diyorum, ilişkide bir beklenti içerisindeyseniz, işte bir daha diyorum, adını koymak olur, bir söz, nişan, yüzük ya da evliliğe giden yol olabilir. Burada o istediğiniz o karşılığı göreceksiniz ve onlu bir zaman içerisinde özellikle de belki de etrafınızdaki insanların konuşmaları, davranışları, işte boşa zaman harcıyorsun, olmaz şudur budur dediği bir durumdaysanız belki de bunlara alın size kapak olsun diyeceğiniz bir gündeminiz olacak. Ne zaman? Onlu bir zaman. Hadi bakalım son, evet, haber bekleyenler koşun 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 ekran başına, bakın geldi haberiniz. Şimdi burada dervişe bir haber soran, iletişim olacak mı, haberleşme olacak mı diyenler, alın buyurun var. Ama ve lakin bakın, şimdi burada derviş sizi uyarıyor. Öyle bir şey olacak ki, evet bir iletişim var ama anlama ve öğrenmeyle geliyor. Yani anlama ve öğrenme ne? Benim ya da bizim arkamızdan kimler ne konuşmuş, kim ne yapmış, kim ne iş çevirmiş, ne dönmüşse bizim arkamızdan ya da işte birileri kuyumu kazmış, ne olmuş, ne bitmiş, belki kötü ya da negatif enerjimi çalıştırmış, ne yapmışsa hepsini de zaten bir şekilde tık 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 karşınıza kendiliğinden çıkacağı bir süreç olacak. İletişim var ama bu iletişimle beraber dediğim gibi, ha bu tabii hiç böyle birileri yok diyenler için de şunu diyebilirim. Belki de aklınızdaki kişinin hani kendi kendine kurduğu, kendi kendine düşündüğü ne varsa bunları bir şekilde öğreneceğiniz sürece gireceksiniz der size dervişimiz. Hadi bakalım. Final kartımızda bunların totalinde sonuç olarak size der ki sorulan sorun. Aman ay ne kadar güzel. Evet, denge kartı geldi. Şimdi bakın burada derviş size der ki bütün tüm bu soruların cevabına ithafen diyor ki size derviş, dengede kalmanız çok önemli. Kimle, neyle, nasıl, ne durumda soru sorduysanız, bakın kimle ilgili, neyle ilgili, nasıl ve ne durumda bağlantılı ne soru sorduysanız
sorduğunuz sorunun cevabı için bir kere önce sizin dengede kalmanız önemli. Yani bir duruş sergilediyseniz o duruşu bozmayın. İşte ben iletişim bekliyorum. İletişim var diyorum sana diyor ama diyor sen önce hamle yaparsan sıkıntı yaşarsın diyor. Mesela örnek veriyorum. Ya da işte burada biz sıkıntılı bir ayrılık yaşadık. Karşındaki kişi gelecek. O bekle bir o gelsin bakalım sen gitme mesela gibi. Burada umarım anlaşılmıştır. Dervişin size totalde cevabı dengede kal. Asla ve asla dengesiz davranma. Yani böyle bir böyle davranma. Sen sabit ve dengede, rölantide kal bakalım. Sorularının cevabını zaten net bir şekilde alacaksın diyor size. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. O beğenen elleriniz, o yorum yazan parmaklarınıza inşallah en güzel yüzükleri takmayı Rabbim nasip etsin. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Lütfen kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.